Merhaba hanımlar, Sultan Gazi Belediyesi Su Mekan El Sanatları Eğitmenlerinden Hava Gürkan ben. Bugün sizlerle birlikte toka yapacağız. Toka için bize 50 cm uzunluğunda, 11 cm genişliğinde bir adet parça, üst kısmındaki fiyonka içinde 37,5 cm uzunluğu, kenar kısmı 8 cm, orta kısımda da 4,5 cm. Biz bu şekilde kalıplarımızı hazırladık ama sizler de istediğiniz uzunlukta, genişlikte ya da işte kısalıkta yapabilirsiniz. Önceden kestim uzun parçam. Fiyonk için olan parçamı iki kat olarak kesiyorum. Tersinden dikiş için hazırlıyorum. Bu şekilde. Önce fiyonkumu dikiyorum. Orta kısmında hafif bir açıklık kalacak şekilde yarım santimden kenarından dikişime başlıyorum. Yine dikişe başlarken sağlamlaştırma yapmayı unutmayalım. Arada küçük bir açıklık bıraktım çevirmek için. Daha sonra diğer parçamı dikiyorum. İkiye katlıyorum yarım santimden. Yine başlayıp bitişlerde sağlamlaştırma yapmayı unutmuyoruz. Dikişlerimizi yaptık. Şimdi parçalarımızı çeviriyoruz. Diktiğimiz parçaları çevirdik. Fiyonk olan parçamızın kenarına isteğe göre 1 milimlik çıma dikişi geçebiliriz. Dikişimizi yaptık. İğne yardımıyla lastiğin ölçüsü size kalmış. Hani ne kadar sıkı isterseniz ya da geniş isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Lastiğimi taktım. Uçlarını bağlıyorum. Kumaşımı düzeltiyorum. Bir ucunu iç kısma atıyorum. Kumaşın. Açık olan kısmı içe birazcık katlıyorum. Oradan bir dikiş geçeceğim. Çirkin gözükmemesi için. İplerimi temizliyorum. Bu dikiş yaptığım yerden fiyonkumu bağlıyorum. Biraz sıkıştırıyorum. Tokamız hazır. Bu tokamızı farklı kumaşlarla da yapabiliriz. Biz bu şekilde hazırladık. Sizler evde kendiniz daha büyük, daha geniş
ya da daha küçük isterseniz ölçüleri biraz oynayarak hazırlayabilirsiniz. Evet hanımlar, bugün El Sanatları Akademisi'nde sizler için bu tokaları hazırladık. Farklı kumaşlarda biz yaptık. Sizler de istediğiniz kumaşlarda, istediğiniz ölçülerde kendiniz evde hazırlayabilirsiniz.